Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve BMW M5E60 modumuz var. Berat Afşin'e ait, ellerine kollarına sağlık. Güzel bir BMW modu olmuş. Son zamanlarda pek BMW böyle karşımıza çıkmıyordu. Bayağıdır bekletiyorum modu. Önünde bir sürü böyle mod vardı çekeceğimiz. Anca bugüne böyle fırsat bulabildik bu modu çekebilmek için. Bu arada yarına da çok bomba bir yine araç modumuz olacak. Yarını da bekleyin. Böyle çok bomba bir araç gelecek yarına. Şöyle göstereyim. Araçta bayağı bir modifiye seçeneği var. Ön tampon olsun, arka tampon olsun, karlıkları olsun. Şuradaki spoiler deniyordu galiba. Şunlar olsun. Üstteki tavan değişebiliyor. Piano black, normal black ve boyalı olarak değişebiliyor. Ön tampon falan değişebiliyor. Birden fazla lastik jant seçeneği var. Aracın basic şasi ve normal şasi seçeneği var. Ben basık kullanıyorum bugün. Aracın içindeki koltuk renkleri değişebiliyor. Siyah var, gri var, kırmızı var, kahverengi var. Ben kahverengi, böyle bej rengine benzeyen bir rengi kullanıyor olacağım. Aracımız bu şekilde. Bir de içini göstereyim. Aracımızın içi de bu şekilde. Ben söylediğim gibi böyle bej rengi olanı kullanacağım. Gayet güzel bir araç olmuş. Tekrardan Berat Afşin'in ellerine kollarına sağlık. Promos haritasındayız. Şöyle göstereyim. Promos haritasında şöyle sol alt bölümünde bulunan yerdeyiz. Şuradaki şehrimizden başlayacağız. Pamplona galiba. Yanlış okumuyorsam. Tam ok geliyor üstüne. Pamplona şehrinden başlayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar. Ben şuraya kadar işaret attım ama uzun bir rota burası, yanlış hatırlamıyorsam. 346 kilometre diyor ama biraz daha uzun sürüyor gibi geldi bana. Biraz sıfır kamerasıyla baktım çünkü. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Arkamıza yaslanalım şöyle. Keyfini çıkartalım. Manuel kullanacağım. Oh. Sese bak. Araç navigasyonumuz mevcut. Her şeyimiz tamam. Çıkabiliriz yolumuza. Araçta 2 adet motor seçeneği var. Motor sesi seçeneği var diyelim. Ben birinci olanı kullanıyorum. Biraz seri bir araç. Gördüğünüz gibi böyle fırlayıp gidiyor. İnşallah yolları karıştırmayız. Bu bölgedeki yolları hep karıştırıyorum çünkü ben. Yanlış yerlere dalıp çıkıyoruz. Of, çok parlıyor karşılar. Niye bu kadar parlıyor? Bu kadar parlamaması lazım ya. Ha, araç içinden çok parlıyor. Dıştan öyle bir sıkıntı yok. Allah Allah, ilginç. Normalde genelde araç içinden böyle karanlık olur aslında ama bunda da tam tersi, aracın içinden parlama yapıyor. Evet, kornamız da mevcut. Bakalım bugün bol bol kaza gelecek mi? Göreceğiz hep beraber. Yine Ferhat'a iş çıkartabilecek miyiz? Bu arada yakın zamanda kaza anları 8 geliyor. Hazır. Kanala yüklendi. 300 bin abone olmamıza çok az kaldı. Yani şu an ben video çektiğimden itibaren 3K kalmıştı en son. 300 bin aboneye özel kaza anları 8'i yayınlayacağız. Ferhat da sağ olsun kazanları 8 yaptı. Şimdiden kazanları 9'un çalışmasına da başladı. Biz nereden gidiyoruz? Biz düz gidiyoruz. Yollar çok karışık burada ya, inanılmaz. Navigasyonu izlemezsen sapıtırsın yani. Nereye gideceğini. Ve çok kasıyor. Ama çok parlıyor bu ya. Biraz şeyi değiştirsek mi acaba? Şöyle. Bir saniye. Bir duracağım şurada. Saatimiz 11. Tamam. 29'da çok parlıyor. Ya araç içinden parlıyor. Araç dışında böyle bir sıkıntı yok da. Yok, hepsinden ya.
Neyse, yapacak bir şey yok. Baksana araç içinden çok parlıyor. Neyse, böyle devam. Buradan galiba, evet. Düzde yol var ama navigasyon böyle sapıttırmazsa bizi. Buralarda falan gizli yollar falan vardı ya, sıfır kamerasıyla. Baktım navigasyonda gözükmüyor ama oraya dönüş var falan böyle. Bak mesela buradan sağdan. Eyvah. Eyvah, gidiyorduk eyvah. Yarına söylediğim gibi çok bomba bir araç modumuz gelecek. Cumartesi gününe böyle sabah saat 10'da. Pardon, cumartesi diyorum ya. Siz bu videoyu zaten cumartesi izliyor. Ben cuma günü çekiyorum. Benim kafam gitti. Siz bu videoyu cumartesi izliyorsunuz. Pazar gününe. Pazar günü sabah saat 10'da bomba bir araç modumuz gelecek. Takipte kalın. Ama böyle kahvaltıya özel gibi olacak yani. Araç modunda paylaşımda olacak. Onu da sizlerle paylaşacağım, indirme linkini. Bu arada bu araç modunda indirme linki video açıklamasında var. Ayrıca promosyon haritasında indirme linki video açıklamasında var, kendi sitesinin. Yakın zamanda da herhalde promosun 2.45 versiyonu gelecek herhalde. YouTube'da falan kendi kanallarında videolarını falan paylaştılar. Yakın zamanda gelecek diye tahmin ediyorum. Nereden düz? İyi gidiyor. Dur, şu asfalt değişimlerinde, köprülerde falan filan uçmayalım. Ama iyi kaçıyor ya. Sollayamadık. Öt. Vallahi girdim. Hayret, normalde kaza yapmam gerekirdi benim orada. Çünkü ben her yerde böyle denk getiremem, muhakkak kaza yaparım. Kayma, 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 kayma. Dayı, atma kendini, atma kendini. Ben geçiyorum. Hayır, hayır, hayır. Evet, burada bir asfalt değişimi var. Bunu gördüm ben. Bildiğiniz sıfır asfalt gibi böyle. İlginç olmuş. Daha yeni atılmış. Orta çizgileri bile daha koymamışlar gibi. Dayı, sen niye yavaş yavaş gidiyorsun? Bak, buraya çizgileri atmışlar. Öbür taraflara daha atmamışlar. Yalnız iyi yol tutuyor. Yani o hızlara göre güzel yol tutuşu var aracın. Normalde ETS'de biliyorsunuz araç modlarında böyle sıkıntı olur yani. Sonuçta bu oyun Need for Speed değil, Forza değil. Araç tutuşları
yol tutuşları yani. Tırlara göre yani, sonuçta altyapısı bir kamyon oyunu, tır oyunu. Otobüsler bile böyle çok düzgün çalışmıyor. Otobüs bile böyle bir ağır vasıta olmasına rağmen otobüsler bile çok da doğru çalışmıyor. Ama araba modları hiç düzgün çalışmıyor. Ona rağmen bu araç modu çok güzel yola oturuyor yani. Güzel olmuş gerçekten. Tekrardan emeği geçen başkaları varsa bilmiyorum ama Berat Afşin yapmış modu. Yoksa bile, varsa herkesin eline sağlık, yoksa sadece Berat Afşin'in eline koluna sağlık diyelim. Ben başka isim görmedim çünkü, sadece Berat'ın ismini gördüm. Of, o nasıl bir asfalt parlaması ya. Tam virajlarda kasıyor. Kaza yaptıracak bize. Ama bu çok kötü böyle ya. Dur. Saati mi değiştirelim? Ne yapalım? Bak şu beyaz asfaltta çok sıkıntı. Buralarda yine problem değil de. Ay, kusura bakma, seni şöyle bir geçeceğim. Ferhat abi selamlar. Kaza anlarına yeni bir video. Hadi bakalım. 200. 200'ü gördük. Dük. 200'ü gördük dük. Vay arkadaş. Saati değiştirmeye deneyeceğim. 15, 16, 17. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Allah göbek. Hıyt hıyt. Oğlum bu ne? Yol gözükmüyor. Hah şöyle ya. Berat şu içten olayını değiştirirsen süper olur ya. Niye böyle? Çok ilginç. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bak dıştan ne güzel. Hiç sıkıntı yok. Cam gibi görüntü var. Ama içe geçiyorum. Böyle oluyor yani. İlginç. Buranın navigasyonu görmüyoruz. Gelemeyiz belki demiştim ama bayağı gelmişiz ya. 84 kilometre yolumuz kalmış. Ana ne güzelmiş buralar.
dış kameradan da hiç kullanamam ya. Dur bakalım başımıza neler gelecek dış kameradan kullanırken. Çünkü araç dönerken arkasıyla beraber dönmüyor bak. Araç dönüyor. Yandan görüyorum aracı döndüğü zaman. O da çok saçma bir görüntü çıkartıyor ortaya. En ufak bir direksiyon hareketinde bu sefer şeritten şeride geziyoruz. Tek şerit olsa zaten bunu hiç göze alamam ben de. Allah'a gittik. Kesin gittik. Kazanlarına selamlar. Saati de 15. Vay arkadaş ya. Dış kameradan hız yapmayın abi. Direksiyonla kullanıyorsanız dış kameradan hız çok sıkıntı. Çünkü mouse elinizin altında değil. Mouse da sağa sola hemen hareket ettiremiyorsunuz. Hareket ettiremeyince de az önce olduğu gibi oluyor işte. İşaret attığımız yere doğru gidiyoruz. Şehre geldik. O nasıl işte? Göbekten döndürüp tekrar tam evi düz gönderiyor. O nasıl bir navigasyon? Ben de sapıttım. Evet, Volvo galerisine koymuştu servis noktayı. Noktamıza geldik. Evet, böyle park edebiliriz. Şimdi normal saatimize dönelim. Evet arkadaşlar, aracımız gördüğünüz gibi gayet güzel. Video açıklamasında aracın indirme linkini sizler de bulabilirsiniz. BMW M5 E60 modeli. Gayet güzel olmuş. Tekrardan Berat Afşin'in ellerine, kollarına sağlık diyelim. Ve videomuzu burada artık sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.